kameranın yerini karıştırdım. Neredeydi? Heh, tamam. Ben bu kameranın yerini sürekli karıştırdığım için yanıma bir tane daha kamera aldım. Ben bundan sonra buna bakacağım. Bir oraya bir buraya bakmaktan biraz sıkıntı yaşıyorum. Heh, tamam. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler yerinde inşallah. Bu hafta söz verdiğim birçok şeyi yerine getireceğim. Ama bir örnekle yerine getireceğim. İş makinelerine devam. Sanki geçen böyle radyo modu çok fazla takılınmadı sanki. He? Böyle çok üzerine gidilmedi sanki. Onun için ne yapacağım? İş makinelerine devam edeceğim. Bu akşam sizi birisiyle tanıştıracağım. Kendisi forklift konusunda uzman. Aha. Çağırmadan gelen adam. gel oraya. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en eğlenceli forklift üstadıyla. Üstad denmiyor ama ne deniyor size? Operatör mü deniyor? Biz genelde gel buraya. Biz genelde hacı abi falan diyoruz kendimize. Ya oradan değil, buradan gel. İşte boy biraz kısa olunca sıkıntı oluyor. Hocam boyu kısaltırız, tamam. Sıkıntı yok. Sen normal dur, ben böyle durayım. İyi mi böyle? Evet. Şu an bizi aydınlattığın için teşekkür hocam, ediyorum. Senin forkliftin sayesinde ışıl ışıl parıl parıl parlıyoruz, yansımalar var. İnşallah sıkıntı olmaz biraz yani. Biraz ters ışık oluşturuyorsun kafamda. Yeni tıraş olduk ama. Ama aslında bak, bu tarafım benim normalde karanlık olur. Senin yüzünden şu an parlıyorum ben. yansıma olayı bende biraz fazla olur yani. Evet, Savaş'la tanıştırayım arkadaşlar sizi. Şahane bir adamdır. Kendisi gecenin bir vakti sizi olmadık konulara, muhabbetlere çekebilir. Ama bu videonun nereye gideceği konusunda garanti veremiyorum. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Karl Marx'a kadar gidebilir. Bu ne? Bu taklit mi? Maymun taklidi. Maymun taklidi. Ben yapayım mı maymun taklidi? Yap bakalım. Yaparım ama. Yap bakalım. Bak, daha önce ben bir yapayım. Ha? Yap bakayım. Evet. Tamam. Yani. Demek ki forklift kullanınca böyle. Oldu galiba. Biraz abarttık galiba. Ben yapıyorum şimdi. Hadi yap bakalım. Sezar evde. Nasıl? Ne şimdi bu? Maymunlar cehenneminde Sezar var ya, o öyle konuşuyor. Onun taklidi. O da maymun. Güzel. Evet. Yani maymun dediğin biraz karizmatik olur baba, yani şey yapma. Fena değil de yani. Sevmedim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya gel buraya. Ya tamam. Arkadaşlar şimdi Savaş bize şey yapacak. Ne yapacak? Savaş ne yapacak bize? Vallahi ne isterseniz onu yapalım. Sıkıntı yok yani. Forkliftle ya, ilgili. He, forkliftle ilgili. Bu arada forklift mi? Fortif mi? Forklift. Öyle diyen var. Öyle diyen var. Tabii hayır. Yanlış söylüyorlar. Forklift yani forkla lift kelimesinin bir araya getirilmiş hali. Bir sentez var ortada. Evet, lift asansörden geliyor. Yükseltme, alçaltma. Tabii ki lift. Peki, yani. Evet. Sen şey yapıyorsun yani, herhangi bir araçtan herhangi bir malzemeyi alıp istediğin yere götürüp koyabilirsin. Tabii istediğim yere. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yani 2008'den beri yapıyorum ama 2008. Özellikle burada çok yoğun kullanıyoruz forklifti. Ondan önce çok seyrek kullanıyorduk yani. Bu kadar yoğun kullanılmıyordu. Daha doğrusu ben kullanmıyordum. Evet. Ama son 2 yıldır çok yoğun kullanıyorum. 2 yıldır yoğun forklift kullanıyor. Arkadaş şimdi marifetlerini göstersin bize, sonra biz de diyelim ki bunu nasıl yapıyorsun baba? Tamam. Sizde var mı mesela bu şey? Kaç yapıyor baba? Yok değil mi sizde? Kaç yapıyor? Ya 20 kilometre sanırım şu anda ama aslında 20 kilometre çok hızlı yani. Normal. Cevapladı ya yani, ben de ona şaşıyorum. Bu arada yani normal 9'da 10'lara falan çekiliyor ama 20 kilometre en üst maksimum bir şey yapıyor yani. Tabii elektrikli forklift bu yalnız. Ha, normal dizeller ya da tüplüler değil. Onlar başka. Ya onlar farklı yani. Tamam. Benzer özellikleri var ama bundaki mekanizma biraz daha farklı yani. Yani kardeş, ben mesela arkadaşlara tavsiye olarak en küçükten başlayın, en büyüğe doğru gidin gibi bir tavsiyede bulunuyorum. Hani normal şartlar altında iş makinesi kullanacaklarsa ya da kamyon kullanacaklarsa tıra falan böyle adım adım geçsinler diye tavsiyelerde bulunuyorum. O yüzden sen doğru bir tercih oldun bence. Aslında çünkü ben forklift'e mesela ona karşıyım yani. Yani çok kötü forklift'ler falan var piyasada. Hmm. Yani forklift kullanma eğlencesini ortadan kaldırabilir yani bu tip cihazlar. İyi bir forklifte başlamaları bence daha mantıklı yani. Burada iş tersine dönüyormuş arkadaşlar, bilmiyordum ben. Ama bu forkliftin dünyanın en küçük direksiyonlu aracı olduğu gerçeğini değiştirmiyor Savaş'ım. Ama daha büyük şeyleri de var yani. Direksiyon küçük ama. Ucundaki şeyler mi büyük, onu mu diyorsun? Bıçaklar çok büyük yani. Bıçaklar ya, artık göstersin bize bıçaklarla marifetini. Bakalım mı? Hadi. Ya Savaş'ım şimdi iyi güzel de ben bu cihazla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben sıfır adamım. Yani dünyanın bu konuda en gerizekalı adamı benim. Öyle düşün. Bana bunu bir anlat. Ben bunu bir çözeyim istiyorum ya. Estağfurullah. Daha sesli söyle lütfen. Estağfurullah. Tamam şimdi oldu. Şimdi Erkancığım, yani lif kısmı forklifin burası. Burada işte bıçaklarımız var. Atışman da diyoruz bunlara.
Ya ses, peki bu... Sesinde sıkıntı yok değil mi? Duyulabiliyor mu? İnşallah duyuluyordur. Yani kulaklıkla takip edemiyorum. Yani profesyonel benim, ekipman yani kullanıyorum. Bu benim ilk sinema filmi deneyim. Yani. Yazık, bunu sinema filmi zannediyor. Devam ediyor. Evet, forkliftçinin evet. Muhteşem anıları. Evet, yani bu işte... Hatta dur ya, şey yapalım. Ben kaldırıp indireyim insanlar. Tamam, yani. Tamam, görsünler. Aksiyon görelim baba, aksiyon. Oo, bu bir dakika, bir dakika, dur. Bu ne, bu ne bu? Bir dakika, bu mavi ışık ne işe yarıyor? Bu dönüşlerde yayaların görmesini sağlıyor. Önceden ışık gözüküyor, dönüşler. Dur bakayım, şöyle bir geniş alırsam ne oluyor, ışık nereye vuruyor? Oo, ta buraya vuruyor. Emniyet için yapılan bir önlem yani. Evet, emniyet için yapılan bir önlem diyorsun. Tamam, güzel. Senden önüne yansıdığı için insanlar korkusun geldiğini, ışığı görerek anlayabiliyorlar yani. Anladım. Peki, bu öndeki bıçakları kaldırıp indirme meselesi bıçakları, diyorsun. Bıçakları kaldırıyoruz. Bu forklift'in lift denen kısmı burası yani. Bakayım. Asıl işi yapan yer burası. Baba bayağı kalkıyormuş bu. Evet, bunun da farklı hareketleri var, eksenleri var. Farklı eksenleri var dedin, sağ sol dedin. Kontrolü koltuğunla hareket eden bir sistem bu yani. Bu bıçaklar var. Bir dakika, şöyle onlara senin bağlı... gördüğün açıdan bakayım ben mesela. Onlara bağlı hortumlar var. Hidrolik sistemle hareket ediyor. Aşağı iniyor, yukarı kalkıyor. İstersen şuraya da çıkarken. Tamam, bakayım neyle kontrol ediyorsun sen? İki tane joystick kolumuz var. Tamam. Yani işte bu aşağı indiren, yukarı indiren joystick kolumu. Bu dört eksenli. Tamam. Aynı zamanda bomu yatırabiliyoruz. Bunu yani yapınca ne oluyor? Bir daha göreyim ben orayı. Kendine şu, mi geliyor? Şu hareket. Yani açısını değiştirebiliyoruz. Bakayım. Oo, hani o kasaları yukarı kaldırma aşağı indirme hareketi bu. Yani, tamam. Komple bütün lifi açısını değiştirebiliyoruz yani. Tamam. Bu özellikle yükü aldığımız zaman önemli yani. Kasaya girdiğimiz zaman önemli bu hareket yani. Yani bu hepsinde aynı mı peki? Yani mesela sağ bütün sol yapınca yukarı var. Aşağı yapıyor. Bütün portiklerde var bu hareket yani. Hmm. Hareket var ama joystick farklı mı? Yani joystickler farklı olabiliyor. Bunlarda bazı portiklerde, özellikle dizel portiklerde falan. Ya da hız gerektiren kollar var onlarda. İşlerde kullanılan forkliftlerde kollar var yani. Ama otomotiv yan sanayi yani hızı gerektiren işlerde sevkiyatınızda olması gereken durumlarda genelde linde kullanılıyor. Stilde gördüm, linde de gördüm. Tamam. Yani. Ama linde hem hız açısından hem sevilik açısından çok önemli bir forklift yani. Tamam, şu iki hareketi bir daha göster bana. Şu hareket. Aşağı önce kaldırıyorum. Ekstradan bir tane daha joystick kolumuz var. O bakalım. Da işte ataşmanlarımızı, işte bıçaklarımızı sağa sola ittiren. Bakalım. Tabii bu bayağı bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Temel hareket var burada yani. Evet. Yalnız baba, direksiyon niye ufak sizin? Yani forklift'in kendisi ufak olduğu için tabii direksiyon da ayrı ufak yani. Büyük bir direksiyon burada bayağı bir sıkıntı yaratabilirdi yani. Öyle mi? Yani kamyon direksiyonu gibi çevirmeye kalksam bu zaten yani, o kasaları 8 saatte falan taşırsın. Bir de mesela bu şarjlı olduğu için, elektrikli olduğu için şu an üzerinde oturduğum bölüm kalkıyor ayağı, yukarı kalkıyor. Hmm. Büyük bir direksiyon olursa bunu yapamayız yani, başaramayız. Evet. Sen onu da gösterebilirim aslında yani. Hani elektrikli forklift merak edenler için. Evet. Bence önemli olabilir yani. Burada neler ya var bir bakayım. Heh. Kırmızı bir şey var orada. Idle stop butonu. Bu da park. Yani el treni. Yani bunun da imdatı var. Şunun ne olduğunu bilmiyoruz. O şeydir ya. Hala direksiyon bilmiyoruz. Ayarıdır o. O değil. Direksiyon ayarı buradan. Allah Allah. Evet. Biz de çözemedik diyorsun. Çözemedik ama yani pratik. Belki açtık, yani. Açtık. Aa, güzelmiş. Şapka koyuyoruz. Aa, süpermiş. Falan filan yani. Anladım. Burada yine silgi motoru falan var. Evet. Bayağı sileceği falan var ya. Bunun bayağı bir araba gibi. Yok, normalde böyle gelmiyor. Yani bu aslında kapalı, açık geliyor. Kapılar falan burada takılıyor. Anladım. Motor dahil yani. Tamam, yeterince gördük bunu. Ben gel. Şeyi de göstereyim. Neyi göstereceksin? Bataryayı da gösterelim. Hadi göster o zaman. Şu kapıyı açmam gel lazım. Adam işini seviyor ya. Adam işini seviyor işte bak. Yani direksiyonun buraya gelirsem daha iyi olur arkadaşlar. Oraya mı geleyim? Buraya gel.
Baba bir oraya çağırıyor, bir buraya çağırıyor. Şimdi çıkacağım ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani adam hem işini seviyor hem de biliyor. Yani böyle adamı da kolay kolay bulamazsınız zaten. Yani onun için bu adama dikkat. Bir dikkat kesilelim. Ondan sonra zaten gırgır şamata yapacağız yani. Bu da bir iş kolu. Baba adam ekmek yiyor yani. Hani sen de yersin buradan ekmek. Tamam ama iyi dinle. Koltuğumuzu takıyoruz. Burada kolumuz var. Koltuk katlanıyor. Şurada bir tane mandalımız var. Bunu kaldırıyoruz. Oo maşallah. Maşallah. Çekebilirsen bunu. Bir şey, bu böyle durmuyor evet. mu? Yani pile bak arkadaş bu neymiş böyle? Şöyle yapalım. Duruyor. Heh, tamam. Bir ışık yapabilsek buradan bir yerden. Dur bakayım. Ben yapacağım şimdi ışık. O kadar ışık getirdim. Yeterli mi sence? O da olsun. O da olsun. Sonra bu da olsun. Oo bak güzel oldu. İşte bu nedir baba ya? Bataryamız. Elektrikli Ford Focus için. Batarya değil. Batarya. Tesla jeneratörü gibi. Bu neymiş böyle? Evet, biraz fazla değil mi? Biraz fazla. Yani bu, o zaman bu ortada bir araç yok. Ortada bir akü kitlesi var. Üstüne evet, oturuluyor. Yani, genelde öyle yani. Ama işe yarayan bir yer kaplıyor çünkü. İşe yarayan bir. Çok hızlı akü. Yani. İnanılmaz hızlı ve 7-8 evet. saat kullanabiliyoruz normal tempoda. Bravo. Neredeyse tamam. bir vardiya bitiriyor yani vardiya. Boş ver gel hadi gel gel ben sana bir kahve ısmarlayayım gel.
Uzaktan kumandalı araba gibi. Gayet şahane. Yani show yaptım diyorsun. He? Yani, bu... İlgilenenler hoşuna gidebilir ya. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi... Oo, buradan çok uzun boylu görünüyor. Ben uzun boylu gözüküyorum. Evet. Devam et, durma sakın. Tabii, hiç durmuyorum. Kayıt akıyor. Şeyi soracağım ya. Bu bayağı iyi kullanıyorsun sen. Ciddi güzel. Yani bayağı böyle olduğu yerde dönüyorsun falan. Drift mrift yapabilirsin sen bununla. Böyle acayip kasaları aldın koydun üst üste bir şeyler yaptın baba, yani nasıl oluyor o işler? Alet öğretsene biraz, baba. Alet biraz iyi bir alet yani. Bindi Forbes'un. Öyle mi? Kullanışı kolay ve pratik bir alet yani. Kullanışı kolay, biraz pratik bir alet. Cesaret olan herkes çok iyi kullanabilir Forbes'un. Bu da mı cesaret istiyor? İstiyor çünkü çok ağır malzemelere gidip yükseğe kaldırıyoruz falan. Biraz cesur olmak lazım tabii yani. Hani üstüne yıkılma tehlikesi var mı peki? Var tabii. Çok yıkılmıştır, olmuştur yani. Ya bu işte de her işte olduğu gibi eğitim şart mı diyoruz yani? Eğitim şart ve deneyim istiyor yani. Bir de kişinin kendini geliştirmesi daha önemli. Evet. Yani peki. Alacağın ehliyet ya da belge çok önemli değil açıkçası yani. Anladım. Nereden başlayacağız? Onları konuşalım mı? Konuşalım. Aşağı tamam. İneceğim sen yoksa oradan mı? Tamam, ben aşağı ineyim daha iyi olur. Yardım edeyim mi? Ya ya. At, kucak kucak gel. Atları. Hacı kahve suyunu getirdim de. Kahve nerede? Kahve nerede? Kahve nerede? Faruk eczanesi. Şey olmazsa dur şunu kapatalım ya. Sıcak. Yok öyle gerçekten. Kahveden para almadık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de hani kahve reklamıymış gibi görünmesin. Notumu çıkartayım ben de. Doğru ya. Oo. Şimdi rahat rahat takılalım yani. Hadi bakalım. Şunu da mı çıkarsak falan? Yok artık. Peki ne yaptın? Yani bu nasıl karar veriliyor buna? Ben forkliftçi mi olacağım dedin yoksa bu iş buraya böyle bir şekilde geldi mi? Aslında benimki biraz planlıydı yani şey ama ya kendimi de tuhaf hissediyorum şu an Erkan ya. Niye? Hani böyle çok önemli bir şey yapıyormuş gibi birisi kapıldı ama değil aslında yani. Ya şimdi şöyle. Uzun zamandır Mars'a araççı olduğum için gibi hisse kapadım ama hayır hayır bak yani. şunu söylemem lazım. Ya, ben anladım ben seni de. Anladın değil mi? Yani bizi izleyenleri beni anladı. Bizi izleyenlere şunu söyleyebilirim. Ya otomotiv yan sanayinde çalışacaksanız yani Bursa'da yaşıyorsanız yani yapılabilecek yani en mantıklı işlerden bir tanesi diyebilirim yani. Ya var ama sadece Bursa değil canım. Tekirdağ, Çorlu vesaire şu bu sürü yer var. Ben Bursa özelinde konuştum. Yani sonrasında ben burada yaşıyorum. Genelde otomotiv yan sanayi üzerine kurulu bir sanayisi var Bursa'nın. Ya fabrikalarda yapılacak en iyi işlerden bir tanesi bence forklifçilik yani. Yani hem bağımsız takılabilme açısından iş yeri içerisinde bir makineye bağlı değilsiniz. Fabrikanın her tarafını gezebiliyorsunuz. Evet. İş yoğunluğuna bağlı olarak da daha rahat anlarınız olabiliyor. Hı hı. Bir de zaman hızlı geçiyor eğer çok da yoğun çalışılan bir yerse. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle bu tip sorun yaşayan arkadaşlar için önemli bir şey yani. Ben mesela zaman hızlı geçmesi benim için önemli yani. Ha, yani şimdi iş yerinde sıkılma durumu var diyorsun. Yani bende var mesela. Benim için çok inanılmaz iyi yani. İyi denk geldi ve ben bunu bilinçli olarak tercih ettim yani. Çünkü daha önce yaptığım iş daha ağır bir işti. Yine otomotiv yan sanayinde. Yani şimdi şöyle. Orada mesela görüyorduk Forbes'çi arkadaşları falan. Daha rahatlardı ve oradan planlayarak olan bir sen yani. Dedin ki rahat bir iş olsun ve makinelere karşı da ilgim var. Dolayısıyla en şeyi bu. Mantıklısı bu geldi. Ama işte rahatlık derken de hani riskleri de var ama ya. Onu da söylemek lazım. Yani hem adrenalin açısından güzel bir iş. Evet. Hem de rahatlığı da var tabii yani. Ama şey önemli tabii yani riskleri olan bir iş, herkesin yapamayacağı tarzda bir iş. Biraz cesur olmak lazım. Evet. Koç kullanmak için. Ya bunu niye yapıyorum ben? Şimdi bu bölüm özellikle niye böyle oluyor onu söyleyeyim. Şimdi izleyen birçok arkadaş var. Hatta bir tanesi şey demişti, onu hiç unutmuyorum. Baba hayalimdeki işi yapıyorsun falan demişti. Şu hareketi yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Her hareketi yapabiliyoruz burada. Yani şu bile yapılabiliyor burada. Çok enteresan bir şey.
Ya ciddi konuşulmuyor ha yani, tamam. Konuştuğu şey ciddi, evet. Yaptığı ciddi ama vur bir de sen vur. ama işi bazen böyle buralara getirebiliyor yani. Ne yapacağız? Hiç ben kendime gelemiyorum yahu. Böyle işte. Tamam, ben anlıyorum aslında dostum, yani devam et. Ya demek istediğim şu. Bizim alıştığımız, evet, bize normal gelen, yapmaktan keyif aldığımız ama bir taraftan da çok da artık orijinal gelmeyen işler birçok arkadaşın hayali olabiliyor. O anlamda diyorum ki, eğer böyle bir şey yapacaklarsa doğrusunu yapsınlar. Baba nereden başlayalım biz bu işe sorusunun cevabını ben bu bölümde vereceğim diye evet, çıktım yola. Tamam, bu da bir iş makinesi olduğu için hani buradan başlanabilir mi acaba? Bunu konuşuyoruz. Bir, ikincisi ehliyet almadan da yapılabiliyor mu? Yani bazı firmalarda daha nasıl denebilir? Daha dandik, daha merdiven altı firmalarda. Daha tırışka diyor yani. Yani tırışka firmalarda şey yapılabilir tabii, yani adam elemanla kullandırtabilir yani. Orada evet, önlenebilir. Peki ne olacak? Ben kapıyı çalacağım, gideceğim, ne diyeceğim? Baba ben forklift operatör olmak istiyorum ama işte bir iki çarpıp çırpıp öğrenebilir miyim? Hayır tabii, öyle olmaz tabii ki yani. Ama Türkçesi olmaz. O. Ama yok yani, normalde belge alınması gerekir tabii ki yani. Belge alınması şart yani. Evet. İş makinesi operatörlüğü belgesi almamız lazım. Evet. O da sanırım yani 1200 lira, 1200 lira civarında para yani. Her şey para. Ya sıtkım sıyıldı, yemin ediyorum. O kadar çok para para. Yok, ben para. Ben ama şeyi şimdi forklift yaptığım için şeyi görebiliyorum mesela. Yani iyi ki diyorum. Bu arada bir yere gitmiyoruz yani, ama ben emniyet kemerimi bağlayacağım. Hayır yani insanlar bu parayı vermeli bence. Yani evet, yani makinenin başında böyle 8 saat hiçbir yere kımıldamadan çalışmaktansa evet, forklift'in üzerine daha özgür, daha rahat, daha bağımsız çalışabilirler ve daha az yorularak eve gidebilirler. Bunu yani genel olarak bütün iş makineleri, kamyonlar ve tırlar içinde konuşabiliriz aynı şekilde. Tabii orada da daha bir özgürlük var. Yani yolda olmak insana bir özgürlük kazandırıyor. Bu fabrikanın içi de olsa, dışarıda da olsa, şehir içi de olsa, şehir dışı olsa, yurt dışı olsa fark etmiyor. Evet. Bu arada bu emniyet kemerini yorumlarda baba emniyet kemerini tak, herkese örnek ol, kendinde güvende ol diye yorum yapan değerli arkadaşlarımıza gelsin bu şey radyo terim. Ben takamıyorum çünkü sen emniyet takma, kemeri yok burada. Nasıl yok? Ya, yalan söylüyorum. Tamam, evet, var. Emniyet kemerini takın arkadaşlar. Sizde de var yani, değil mi şey? Emniyet kemeri mi? Ya var ama kullanmıyoruz açıkçası yani. Al işte buyur. Ben burada neyi toparlamaya çalışıyorum adam. Ya kimseyi kandırmayalım, dürüst olmak lazım. Türküz kardeşim ya. Emniyet kemeri neyse. Bize bir şey olmaz mı yani? Camdan fırlayan arkadaş görmedim ama. Ya 20 ile gidip yani camdan çok fırlamaz. Çok hızlı olmadığı için yani camdan fırlama gibi bir riski yok bunun. Ama şey var, dönüşlerde çoğu forklifinde şey olmaz genelde. İşte kapıları olmaz yani. Hmm. Açık gelir forklifler. Böyle hayda diye savrulma durumu var mı? Dönüşlerde falan dışarı fırlayan arkadaşlar gördüm yani. Hmm. Anladım. Kahve güzelmiş ya. Evet. Sponsorumuza yok öyle bir şey. Yok artık. Yok vallahi yok öyle bir şey yani. Keşke olsa, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya hala şey ne o? Amcamın kızı dünyaca ünlü bir asitli içecek fabrikasında çalışıyor. Daha bir kuruş şeyini görmedik yani öyle. Ne o sponsorluk falan görmedik. Azıcık asit versene falan. Azıcık asit versene hani asit falan. Neyse şöyle arkadaşım, yapalım. Yani belge almaları gerekiyor arkadaşlar. Belge al. İyi olur. Bak bir sevdiğin işi yap. İki işi yapacaksan doğru öğren. Üç belgesini al kardeşim. Belgesini İş güvenliği kardeşim, zaten bu. Evet. Özellikle ciddi firmalarda önemli, belgesi çalıştırmazlar yani. Ama asıl kritik nokta o değil yani. Belge de değil yani. Hmm. Yani Ford kullanma şansı olması lazım insanların yani. Ha tabii. Yani mesela aldım belge, girdim fabrikaya. Yani genelde şey oluyor işte, deneyim aranıyor tabii ister istemez yani. Ne diyor peki? Al şunu şurada bir dön mü diyor. Sınav yapıldı, dön diyor. Şu kasayı al diyor, şunun üstüne koy diyor. Oradan al diyor, şuraya koy diyor falan. Ama bir yerden başlaması lazım insanların yani. Yani belgeyi alırken öğretmiyorlar mı bunu? Nasıl olabilir? İşte daha böyle dandik yerlerde, küçük firmalarda başlanabilir. Belgeni aldıktan sonra küçük firmalarda başlanarak yani kendini geliştirebilirsin bu anlamda yani. Anladım. Ama şey de farklı. Mesela şu an benim kullandığım Linde elektrikli bir forklift ve çok joystick'larla evet, kumanda edilen bir forklift. Hassasiyet açısından inanılmaz iyi bir forklift yani. Evet.
Bu arada ama Linde'den piyasadaki... de reklam almadık, onu söyleyelim. Piyasadaki portretlerin çoğu mesela daha şey, daha eski model. Hatta modeli olmayanlar da var. Modeli olmayan yani, markasız. Evet. No name. Öyle çıkmış. Çin mi yapmış, yollamış. Ufortif mi, elektrikli ızgara mı falan böyle. O kadar mı be? Karışıyor. Ya geçen ben tüplü gördüm, tüplü. Evet. Böyle arkaya tüp. Yani bayağı ipra gazı bağlamış adam. Çalışıyor. Bu ne dedim? Tüp dedi bana. Ya tüp olduğunu görüyorum da bu forkliftin üstünde ne işi var? Tabii. Bununla çalışıyor. Var. Dizel var. Acayip bir şey. Dizel tamam evet, hadi neyse de. Tüplü var, evet var. Kullandım ben, ondan kullandım. Onu sökmek falan bir problem yani. Her seferini değiştiriyorsun. Öyleymiş. Yaklaşık 2,5 saatte bir değiştirmen gerekiyor onu. Değişik. Yakacağız yani. Yakacağız. Tamam. Yapmayalım. Kötü örnek olmayalım. Biz bir mola vereceğiz ondan okay. sonra. Bir sonraki videoda da deli gibi çalışan iş makineleri göstereceğim. Arada bir yine savaşta muhabbetlerimiz olacak. Ondan sonra yine çalışmayan ama tamir aşamasında olan forklift diyorum ben, kafamı karıştırdım. İş makineleri var. Onları size göstereceğim. Envai çeşit, bin bir çeşit iş makinesi buldum arkadaşlar. Onu da sözünü aldım. Şimdiden şey yapayım, hani müjdesini vereyim, bir sürü. Ekskavatördür, kepçedir, şudur budur. Onların da videosunu çekeceğim. Ekskavatör kullanmak isterdim orada ben de ya. Ya ekskavatör yani. Kullan da yani bu kadar konforlu değil. Bayağı değil sarsıcı. Gürültü olayı çok değil mi onlar? Gürültüden ziyade dayak yiyorsun içeride. Yani başarısı yapar ama. Yapar. Yani alışkın değilsen sürekli bir şey halindesin. Trafik kazası. Yani sürekli bir trafik kazası yapma durumu var. Kepçede de ekskavatörde de. Yani tabii operatörler bu anlamda alışkın oldukları için onlara öyle gelmiyor. Ben bir iki kere bindim. Hatta bir iki çekim yaptım. O çekimleri de gösteremiyorum size. Yani yaptığım çekimleri izletemiyorum çünkü... Titreşim yüzünden yani. Sürekli böyle bir çarpışma durumu var. Yapacağız ama. Onun da çözümünü bulacağız bir şekilde. Yapacağız. Durağan halde bir tanıtım bir şeyler yapacağız. Teşekkür ederim bu bölüme konuk olduğun için ama bundan sonra konuk ol. Beraber bir şeyler yapalım. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Tamam. Bana bu ya, şansı verdiğin için. Şey, TRT'ye bağlamayalım yani. Ama şey, neydi onun adı? Şey, kameraya bakıyorsun şu an. Forklift. Evet, forklift. Neyi o şeyi? Bıçaklar. Bıçakları onu... Ataçman, çatal, bıçak. Çatalları lütfen yere koyunuz. Tabii tabii. Yerden 20 santim yukarıya koymayınız. Bazı arkadaşlar gelip tekme atıyormuş onlara çünkü. Takılıp düşenler oluyor. Düşüp dizini falan sakatlayanlar oluyormuş. Bazı arkadaşlar. Evet, onu da yapmayın. Teşekkür ederim. Kim arkadaş tanıyor musun? Bilmiyorum ya. Ben bir bakayım geleyim ya.